Bu bölümde meful mutlak ve meful i li'clih mef'ulün iki çeşidini ele alacağız. meful mutlak fiille aynı kökten gelen mastar. Burada bir ayeti başta misal olarak verebiliriz. Ve kellemallahu Musa teklimen. Allah Musa ile doğrudan konuştu. Burada kelleme teklime kelleme yukellamu teklim yani hem mazisi gelmiş hem de bunun masları gelmiş. Peki bu niçin getiriliyor? Mefhul mutlak fiilin manasını tekit etmek için onun çeşidini, nev'ini veya kaç kere yapıldığını göstermek üzere getiriliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de mefhul mutlak dikkat çekecek şekilde hemen her tarafa serpiştirilmiş durumdadır. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim büyük meselelerden söz ediyor. Böyle olunca e, anlattığı manaları tekitli olarak anlatması gerekiyor. Ve men yettohi şeytane veliyen min dunillahi kim şeytanı Allah'ın dununda yani Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse fakad hasir <laughs> husranen mubine o apaçık bir hüsrana uğramış olur. Burada hasira husranen hasira mazisi hüsran bunun e, masları. Diğerlerin diğerlerini de kısaca değerlendirirsek ve men yettahizi şeytane Burada yettahiz, ittahaze yettahizu, iftial vezninden edinmek. Menden dolayı Cezmedilmiş. Allah'ın duğununda veli edilmek. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edilmek. Kim böyle yaparsa fakat hasira husranen mubine gayet açık bir şekilde e, hüsrana uğramış olur. Hüsran Türkçe'de kullanılıyor. Ama Arapça orijinalinde husran, hus yani daha böyle kalın telaffuz edilmekte. Türkçe'de Hüsran şeklinde e, bunu kullanmaktayız. Hasaret, hasaret de Türkçe'de kullanılır, aynı kökten gelir. Mesela hasareti azime çok büyük hasaret demektir. Hüsran e, e, işte çok büyük zarara uğramak demektir. Türkçe'ye girmiş olan kelimelerden. Bir başkası ya iyyaladhi amenu düzkürullah zikran ketiira. Ey iman edenler Allah'ı çok çok zikredin. Burada üzkürü zikra kırmızıyla gösterilen ee, üzkürullahı Allah'ı e, zikredin zikran ketira çok çok. Ketira zaten çok. Ayrıca zikrin tekiden gelmesi e, bu da e, manayı kuvvetlendiriyor. Ve zikir Türkçe'ye Peltek Z ile değil ama Z şeklinde girmiştir. Ama gördüğünüz şekliyle Arapça orijinalinde zikir Peltek Z ile telaffuz edilmektedir. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallah tevbeten nasuha. Ey iman edenler tuğbu Allah, Allah'a tevbe edin. Tevbeten nasuha tevbe ile. Tevbe dönmek demektir iman edenler nasuh tövbesiyle Allah'a dönün. Tabi burada dönmek hatadan dönmek. Hatadan dönmek bir fazilettir. Tevbe-i nasuh bir kavram şeklinde de kullanılır. Aslında nasuh samimane anlamında. Yani tevbenizde samimi olun. Tevbenizin gereğini yerine getirin. Ama kitaplarda nasuh isimli birisinin kuvvetli bir tevbesi hikaye olarak da anlatılır. Mana netice itibariyle aynı yere çıkar. Yani böyle bir şahıs yaşamışsa, gerçekten çok ciddi, samimi bir tevbe etmişse siz de onun gibi tevbe edin. Ama böyle bir şahıs yoksa bile nasuh kelime olarak gayet samimane demek. Gayet sam, samimi bir şekilde tevbe edin. Nasuh nasıl hatırda kalabilir? Ee, mesela nasihat buradan geliyor. Nasihat birisinin hayır hahı olmak. Türkçe'de isim olarak nasuhi kullanılmaktadır. Nasuhi ismi birisini hatırlarsınız ve onun çok samimi olduğunu e, düşünürsünüz. Ona göre kelime hatırınızda kalabilir. İza zulziletil ardu zilzalaha arz kıyamet koptuğunda o şiddetli sarsıntı ile sarsıldığında. Burada zülzilet zilzal. Arz müennes olduğundan dolayı zülzilet geldi. Meçhul sıga ile geldi aynı zamanda. Zilzal de bunun mastar şekli. Zelzele yüzelzilu, zelzeleten ve zilzalen. Ee, rubaylerden geliyor. Rubai mücerret ve bu şekilde çekimi yapılıyor ve kuluna turase eklen mirası alabildiğine yiyorsunuz ve tuhibbunel male hubben cemme malı da pek çok seviyorsunuz. Yani insanın zaaflarına dikkat çekiyor. Özellikle e, İslam ile terbiye olmamış kimselerin durumunu anlatıyor. Ve tekuluna turase turas miras Tabi burada sadece ee, babadan kalan e, miras gibi de düşünmemek lazım. Ecdadımızdan bize intikal eden miras var, kültür var. Kültür mirası denilir mesela. Bunları hoyratça kullanmak, bunları zayi etmek, mirası zayi etmektir. Oralara da bakan yönü mutlaka var. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ Malı da seviyorsunuz. اَحَبَّ bu Muhabbet. Muhabbet buradan gelir. Ee, ve e, Türkçe'de muhabbet, sevgi e, bildiğimiz kelimelerden ve tuhibbûnel mâle malı da seviyorsunuz hubben <laughs> cemme çok çok malı da pek çok seviyorsunuz tabi malı sevmeyen mi var denilebilir de e, malın mahkumu olmak var bir de mala hükmetmek var farklı şeyler para için her türlü e, gayrimeşru şeyi yapmak var bir de helalinden kazanıp o parayla hizmet etmek var. burada kastedilen malı ölçüsüzce sevmek. Malın adeta kölesi olmak. Allah Teala gökten yağmuru yağdırıyor, yerden hububatı, sebze meyveleri bitiriyor. Bunu anlattığı bir ibare. Enna sababnal ma'a sabba. Biz gerçekten Bolca, şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Tümme şakaknel arda şakka sonra toprağı bir yarışla yardık. Burada sabebne, sabbe döktü anlamında. Ee, ve bunu çektiğimizde sabbe sabbe sabbu sabbet sabbete sabebne ve bunun cemisi getirildiğinde sabebna. Biz bolca döktük, bolca yağdırdık. Elme'e su, yağmur manası verilebilir. Yağmuru yağdırdık. Sabbe yağdırdık da yağdırdık. Bolca yağdırdık. Yani burada tekit ifade ediyor. Aynen sabbe kökünden bunun maslarını getirerek tekit ediyor. Devamında sümme şakaknel arda şakka. Şakka bu da yine muzaaf fiillerden şakka şakka şakku oradan geliyor. Şakak ne yardık anlamında. Şak etmek, e, yarmak. E, Türkçeden nasıl hatırlayabiliriz? Fümme şagaknal arda şakka. Arz, e, yeryüzü veya toprak. Sonra toprağı bir yarışla yardık. Gökten yağmur yağıyor. Yerden de taneler dışarı çıkıyor. Toprak bu arada yarılmış oluyor. Ve bunun arka planında Allah'ın bize rızık göndermesi var. İnnehum yekidûne keyde. Şüphesiz onlar bir tuzak kuruyorlar. Keyd e, tuzak kurmak e, ve e, böyle başkalarına bir şeyler tasarlamak gibi durumlar. Onlar bir tuzak kuruyorlar ve ekidü keyde ben de tuzak kuruyorum. Bunlara mecaz dememiz uygun düşer. Allahu Teala tuzak kurmaktan münezzehtir. Ama Niye bunu böyle ifade etmiş? E böyle ifade etmesi buna müşakele üslubu deniliyor. Ve mekeru ve meker Allah. Onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Vallahu hayrul mekirin. Allah en hayırlı tuzak kurandır. Yani onların tuzaklarını kendi başlarına geçirir, kendi kazdıkları kuyuya onları düşürür. Burada k'den bu kelimelerin mastar olarak ayrıca getirilişi e bu işin büyüklüğünü ve ciddi ciddi bununla ilgili çalışıldığını ifade eder. Bir de mef'ulü li eclih diğer adıyla mef'ulü leh. Fiilin oluş sebebini bildiren mef'ule mef'ulü li eclih denir. Yani Falanca şöyle bir iş yaptı. Niçin yaptı? Şundan dolayı. Orada sebebiyet bildiren e, ibare mef'ulu eclihtir. Buna işte şunun için, şu şu şöyle olsun diye, şundan dolayı gibi manalar verilir. Mef'ulu eclih, mansup olarak gelir. Şu ayette bunu rahatlıkla görebiliriz. Allahu Teala Semud kavmine bir deve gönderiyor deve derken kayanın içinden deve bir mucize olarak Hazreti Salih'in bir mucizesi olarak e, çıkıyor ve bir takım özellikleri var. Bununla alakalı Allahu Teala bildiriyor ki inna mursilun nagati biz deveyi gönder, gö göndericiyiz, göndermekteyiz. Fitneten lahum onlar için bir fitne olarak. Burada fitneten mefulü leyeciliktir. Niçin gönderildiğini ifade ediyor. Yani fitne böyle altın gibi kıymetli madenler başka şeylerle karışık olduğunda ateşe atılıyor. Bir tarafta kıymetli maden kalıyor, diğer tarafta posa, posalar atılıyor. Ve buna fitne deniyor. Eee imtihan din bir imtihandır ve Allah değişik milletleri değişik durumlarla imtihan etmiştir. Ve günümüzde herkes yine kendi imtihanını yaşamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var. Bununla alakalı bir değerlendirme. Kitabın bir kısmı muhkem ayetler. Bunlar ümmül kitap, kitabın anası, esası. Diğerleri müteşabihat. İşte müteşabihatla alakalı kalplerinde kaypaklık olanlar bunlar ne yapıyorlar? Femmellezine amen femmellezine fi kulubihim zeygun kalplerinde batıla meyil olanlar feyettebiune <laughs> bunlar tabi olurlar. Ardına düşerler. Me teşabeh minhu Kur'an'ın müteşabih ayetlerinin peşine düşerler. Niçin? İbtiga el fitneti fitne niyetiyle ortalığı karıştırmak için ve bir de kendi arzularına göre bunun tevilini yapmak için, keyiflerine göre yorumlamak için bu gibi ayetlerin peşine düşerler. Bunları konuşurlar, bunlar üzerinde indiği desteksiz mülahazalarda bulunurlar. Burada iptiga el fitneti ve iptiga et tevilihi her iki kısımda mefulüli eclih olarak gelmiştir. Peygamberlere mucize verilir. Peygamberimizin en büyük mucizelerinden birisi Miraca mazhariyetidir. Ve Miraç'ta çok şeyler Peygamberimize gösterilmiştir. Bununla alakalı Miraç'ın anlatıldığı İsra suresinde Allahu Teala şöyle bildiriyor. وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا اَلَّتِ اَرَيْنَاكَ Sana gösterdiğimiz o rüyayı, buna rüyet manası da verilir, temaşayı. Ancak şundan dolayı kıldık. İlla fitnetellinnez. İnsanları denemek için yani bununla bir imtihandan geçsinler diye e, yaptık. Ve şeceratel mel'unete fil Kur'an. Kur'an'daki o lanetli ağacı da yine bir fitne yaptık. Kur'an'daki lanetli ağaç şecereyi zakkum olarak zakkum ağacı olarak açıklanmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetleriyle cehennemde zakkum isimli bir ağacın olduğunu ifade ettiğinde müşrikler dalga geçmişler ve demişlerdir ki oranın hem ateş olduğunu söylüyorsun hem de ağaç olduğundan söz ediyorsun. Bunlar birbiriyle çelişir. Senin sözlerinde tenakuz var demişler ve imtihanı bu noktadan da kaybetmişlerdir. Bu da bir imtihan. Kur'an-ı Kerim hem peygambere o gece gösterilenler hem de Kur'an'da bahsi geçen lanetli ağaç yani şecere-i zakkum bunların bir fitne olduğunu beyan buyuruyor. Hristiyanlarla alakalı bir ayet ve rahbeniyeten ibe tedauha. Hristiyanlar bir de ruhbanlık uydurdular. Merketebne <mâ> aleyhim, biz onlara böyle bir şey yazmadık. Ketebna yazdık, ee, he onu aleyhim onlara. Ama ma olunca yazmadık. Biz onlara böyle bir şey yazmadık. Yani Hristiyanlıkta ruhbanlık sistemi var. Allah'ın doğrudan böyle yapın dediği bir sistem değil. Peki niçin bunu yaptılar? İllebtiga erduvan <mâ> ile Allah'ın rızasını elde etmek için yaptılar. Yani kötü niyetle ruhbanlık meydana getirmediler. Allah'ın rızasını elde etmek için mefululi eclih. Fema ra'uha hakka riayetiha ama buna da gereği gibi uymadılar. Yani kendileri ruhbanlık ortaya koydu ama ruhbanca da yaşamadılar. Su istimaller oldu ee, ve bir takım taşkınlıklar meydana geldi. Bunu da ifadeden sonra mef'ulun ma Kur'an'da 4-5 örneği geçen bir mef'ul türü. Bunun özelliği beraberlik ifade eden ve vav harfinden sonra gelen mansup isme mef'ulun ma deniyor. Bu şekilde gelen vav'a vavu maiye adı da verilir. Birlikte, beraber gibi bir anlam taşır. Yani şu manada mesela Ahmet ve Mehmet geldi dediğimde e, buradaki ve her ikisinin gelmekte müşterek olduğunu bildirir e, ve Türkçe'de bildiğimiz şekliyle aynen kullanılmıştır. Ama bazı yerlerde ve manası yerine birlikte manası vermek uygun düşer. Birlikte manası verdiğimiz yerlerde bu vav harfine vav-ı denilmektedir. Veya diğer adıyla Mef'ulü ma'a yani beraberlik ifade eden vav. E, wow. Hazreti Davud'a zebur verilmiş. Hazreti Davud'a davudi bir ses verilmiş. Ve o zikrettiğinde zikre başladığında dağlar taşlar kuşlar onlar da onunla beraber zikre başlıyorlar. İşte onu anlatan bir ayet. Ya cibelu ey dağlar evvi bi mahum onunla birlikte tesbih edin ve tayra kuşlarla birlikte. Burada ve kuşlar denildiğinde cümle eksik kalıyor. Ama maat tayr manası verilirse kuşlarla birlikte işte ey dağlar onunla birlikte tesbih edin. O zaman mana daha yerli yerine oturuyor. Diğer ayette de benzeri bir mana bize anlatılmıştır ve sakharna ma Davud el cibale Davud'un emrine verdik. El cibel dağları yusebbihne tesbih ederler ve tayr ve kuşlar. Yine burada da bir kopukluk oluyor ama buradaki ve tayr ma tayr manası verilirse cümle daha iyi anlaşılıyor. Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik. Beraber tesbih ederlerdi. Yani nasıl muhteşem bir tesbihat e bu dünyada belki tam anlayamayacağız ama diğer alemde bunlar görülecek. Vetlu aleyhim nebe Nuh Onlara Nuh'un haberini oku. İzgâleli kavmihi hani kavmine şöyle demiştim. Ya kavmi ey kavmim inkâne kebur aleykum makami ve tezkîri bi âyâtillâhi eğer benim aranızda bulunmam, makamım, makam kıyam. Tezkiri bi ile, Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem. Kebur aleykum size büyük geldiyse, ağır geliyorsa fe yani şunu bilin ki alallahi tevekkeltu ben Allah'a tevekkül ettim. Fe ecmu emrakum yani ne yapacaksanız buna karar verin. Ve şura kekum ve şurek şu ve da şurekalarınızla da birlikte manası veriliyor buraya. Yani vav yerine ma'a şurekaikum mana olarak daha uygun düşüyor. Bir başka örnek. Ve lev şa'a rabbuke şayet Rabbin dileseydi menfaluhu bunu yapamazlardı. Fezerhum öyleyse bırak onları ve men yeftarun ve iftira ettiklerini yani iftiralarıyla birlikte ma iftira ihim gibi öyleyse onları iftiralarıyla birlikte baş başa bırak. Buradaki vav da yine vavu ma'iyye olarak geliyor. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim'de mef'ulü ma'a, mef'ulü değişik mef'ul türleri bulunmakta ve e, Bunlarla ilgili gramer kuralları iyi bilinirse Kur'an'dan okurken evet burada şu manaya, burada bu manaya bunları daha rahat görebiliriz ve böylece ilahi kelamı daha iyi anlayabiliriz.